You are my friend. あの日の夢までもまだ。Ne habersiniz Tayfa? Ben Fantastik Sönör. Taşık Budur Animesi'nin 34. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Evet, bayağı ilginç bölümlerden biriydi. Yeni karakterler. Tsunade'nin Naruto'yu gönderme görevinde gerçekten Konoha'da söz sahibi olan insanlar tedirgin. Biraz haberlere başlıyormuşum gibi oldu değil mi? Show TV haberlerine hoş geldiniz. Bugün Uzumaki Naruto, içinde cin, biju sahibi Jinchūriki Naruto Orochimaru'ların peşinden gönderilecek ve Konoha buna tepki gösteriyor. Bunun üzerine 3. Başbakan Sarutobi Sensei'yi karşı çıkan muhalif parti lideri Danzo karşı çıkıyor ve kendi adamı olan Sai'yi Kakashi'lerin takımına adadı. Fakat Kakashi yaralı olduğu için Kakashi yerine yeni bir vekil gerekiyordu. Bunun üzerine Kakashi'nin yerine Anbu takımından biri olan Kodadı Yamamoto isimli bir karakter ortaya çıktı ve Kakashi'nin yerine alacak. Kakashi Sensei'nin yerine Yamamoto, Sasuke yerine Sai ve Sai'ye karşı kafa tutan Naruto Uzumaki, Choji ve Shikamaru onu yakalamayı başaramadı. Sai gerçekten Ninpo ustası ve çok güçlü bir karaktere benziyor. Soğukkanlı ve henüz ne planladığı Danzo ile bilinmiyor. Danzo'nun zamanında 3. Hokage olan Sarutobi Sensei'ye kafa tutması ve tüm her şeyi planlamasından çok uzun bir süre geçti. Peki şimdi Danzo neyi planlıyor? Bir ara Anbu'da önemli itibar sahibi olurken bir süre sonra itibarını Danzo kaybetti ve Sai'yi eğitti. Fakat planı neydi? Yoksa Naruto'nun içindeki Biju'yu almak mı istiyordu? Amacı bu mu? Akatsuki'lerin yapamadığını mı oy mu yapacaktı? Sai neyin nesi? Kimin nesi? Yoksa Danzo Akatsuki'lere bilgi mi taşıyor? Evet, Sasori'nin Orochimaru'nun yanında hasta olması Akatsuki'lerin ellerinin, kollarının, bağlarının bayağı uzun olduğunu gösteriyor tabii. Bu Danzo konusunun hakkında altında neler çıkacak bilmiyorum ama Yamamoto'nun güçlü olduğunu düşünüyorum. Kakashi'nin de senin artık takıma girmemesi geçici bir şey olarak gözükse ilerleyen zamanlarda sanki Kakashi Sensei takıma dönmeyecekmiş gibi bir hissiyata bürünmeye başladım. Umarım böyle olmaz. Seri ilginç önlere gidiyor. Naruto Sai ile karşılaştı ve Yamamoto ile karşılaştılar. Bakalım ne tepki verecekler. Yamamoto'nun görevi bayağı zor olacak onları bir götürme konusunda. Naruto'ya yeni rakip çıktı. Bakalım hikayeler nasıl işlenecek. Sayının da hikayesini işlerler mutlaka seride. Seri bombastik bir yere gidiyor. Tsunade'ye karşı çıkan Konoha köylüleri ve Tsunade'nin ölümünü onayladığım bölümlerden biri oldu Tayfa. Nedense bu bölümde bu yazı yazmak zorunda kaldım. Yazım biraz kötü olabilir. Bunu yazmamın sebebi Naruto yollamasının bedelini çekecekmiş gibi gözüküyor birilerinin ve belli ki Akatsuki'ler İlerleyen bölümlerde birkaç kişiyi çok rahat bir şekilde öldürecekmiş gibi hissediyorum. Ölen karakterlerden biri Tsunade, diğerlerinden biri de kim olacak bilmiyorum Tayfa ama bayağı bir ağlayacağız gibi hissetmeye başladım. Çünkü yavaştan Tobi meydana çıktı, Zetsu meydana çıktı, o meydana çıktı, bu meydana çıktı. Artık Akatsuki'ler Jinchūriki'yi de almaya, yani Biju'yu da almaya başladılar. Bu demek oluyor ki adamlar güçleniyor ve piyasaya çıktıkları zaman herhalde ortalığı dağıtacaklardır diye düşünüyorum Tayfa. Naruto serisi manyak güzel ilerliyor. Sizleri seviyorum. Fazla incelemeyi uzun tutmak istemiyorum. Bakalım senaryo ne tür yöne doğru ilerleyecek Tayfa. Ino'yu da bu bölümde görebildik. Ino bayağı güzelleşmiş. Hoşçakalın Tayfa.